Valimiz iyidir, valimiz ne derse doğrudur. Valimizin arkasındayız. Elisa valisi Çetin Oktay Kaldırım tarafından keşfedilen ve turizme açılması için tekne turları düzenlenen Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarını gezen Malatya valisi Aydın Baruş, kanyonlara sahip çıkmıştı. Bu çıkışın ardından Elisa'dan tepkiler gelmeye başlamıştı. Sivil toplum kuruluş temsilcilerinden gelen açıklamalara dahil olan vatandaşlar, Malatya'nın kanyonlara sahip çıkmasına tepki gösterdi. Ben de diyorum ki Elazığ sınırları içerisinde. Yanlış yapmışlar, yani doğru değil, yani Elazığ'a ait olması gerekir yani. Malatya niye bizim ama o? Bizim bu buradan gelsin. Başkası sahiplenmez ama. Kanyonların Elazığ sınırları içerisinde yer aldığını ifade eden vatandaşa göre, İl yöneticilerinin kanyonlara sahip çıkması gerekiyor. Yani şahsen ben bir Malatyalı olarak şöyle düşünüyorum. Böyle küçük sığ düşüncelerden ülkelerin kurtulması gerekiyor. Yani gerek yok Elazığ'la Malatya arasında böyle basit bir şeyin sorun haline gelmesine gerek yok. Sonuçta ülke turizmi için geçerli olsun, yeterli bizim için. Başka bir şey yok yani. Ha Elazığ ha Malatya, fark eden bir şey yok. Bizim vali mi bulmuş bunu? Evet. Bizim vali bulmuşsa bize ait olsun. Neden onlara verelim? Bulanındır diyorsunuz. Elbette. Kullanma hakkı da... Zaten oraya büyük bir ihtimalle turist çekmek için onlar kendine çekecekler. Biz bulduk, bize ait olsun. Olmaz. Elazığ'ın mı? Tabii tabii canım, Elazığ'ın olması lazım da. Orası olur mu? Burası bizim ya, onunki olsun, bizim yerimiz. Bulanındır diyorsunuz. Buranın, benim dedemim, babam hep buranın tabii ya. Bizim kendi malımız. Vallahi her tarafa Malatya sahip çıkıyor. Elazığ'ın sınırları içinde sahibi olduğuna göre bizimdir yani. Malatya'nın çıkmasına boşu boşuna. Yok, Malatya sahip çıkıyor. Sahip yok. Vali Kaldırım. Kaldırım. Evet. Elazığ valisi keşfetmiş. Malatya nasıl sahip çıkıyor? Ya sahip yok, alırlar. Malatya alır, Elazığ'ın sahibi yok. Alamaz, dört tane. Ya alır ha. Sınırlar Malatya dinler mi? 1975'ten beri buradayım. Yakında Malatya buraya da el koymasa ben şaşarım. Tamam yani biz sahip çıkamıyoruz. Ne yazık ki biz Elazığ'a sahip çıkamıyoruz. Yani sadece kanyon değil. Şimdi bugüne kadar yani Elazığ'a Malatya'ya yapılan yatırımların haddi hesabı yok. Malatya'da 75'te ben buradayken Malatya Elazığ aynıydı. Şu anda Malatya İstanbul düzeyinde bir il. Elazığ ise eski Bingöl veya Hakkari düzeyinde bir il. Ya onlar normalde Elazığ'ın olması lazım da işte bizim sahipsizliğimizden dolayı onlar sahipleniyor. Ya valla şimdi tam olarak coğrafik olarak herhalde Elazığ sınırları içerisinde değil mi? Bu da bizim Elazığ olarak o zaman bir eksikliğimiz. Demek ki biz yeterince sahiplenemiyoruz. Bunda da Elazığ halkının biraz daha sesini duyurması lazım. Bu da tabii sizin yardımlarınızla da olacak. Sadece internetten ben gördüm. Gerçekten güzel. Yani güzel bir keşif. İnşallah sahip çıkarız, turizme kazandırırız. Elazığ'ımızın gerçekten güzel bir değeri olur. Yani ben kendim de baskiliyim. Ben o kanyonun Elazığ'ın içinde olduğunu biliyorum. Hatta bizim seminer konumuzda o. Hava şartlarından dolayı biz gidememiştik. Bunun için kim yetkili? Yani buna kim, Malatya niye sahip çıkıyor yani? Neye istinaden sahip çıkıyor, ben onu anlayamıyorum. Kendi sınırları içerisinde olduğunu iddia ediyorlar. Ya tamam, şimdi biz baskiliyiz de biz Malatya çok gidip geliyoruz, o farklı bir şey, o işin espri tarafı da. Bununla ilgili valilik ya da yani sınırlar belediye şey yapar da belediyenin bununla ilgili aktif olması gerektiğini düşünüyorum ben.